Henry Ford, 1863-1947. Ünlü bir Amerikalı otomobil imalatçısı ve dünyanın sayılı zenginlerinden biridir. Henry Ford, Dearborn'da küçük bir çiftlikte dünyaya geldi. Okula giderken akşamları eve dönünce yaz aylarında durmak dinlenmek bilmeden çiftlik işleriyle uğraşıyordu. 12 yaşındayken annesi öldü. Henry Ford artık okula da gidemez oldu. Onun bütün merakı makinelerdeydi. Eline bir saat geçse hemen içini açar, makinesini karıştırır, hemen kendi aklınca daha iyi işler bir hale getirirdi. Henry Ford bir gün yolda kendi kendine giden bir traktör görünce şaşırdı. Gitti, makinenin her yanını iyice gözden geçirdi. İşleten adamı bir sürü soru sordu. Sonra kendi de böyle bir makine yapmanın yollarını araştırmaya başladı. Çiftlikte boş zamanlarında gölge bir yere çekiliyor, elindeki aletlerle saatlerce çalışıyordu. Artık çiftlik işlerini de büsbütün bırakmıştı. Henry 17 yaşına geldiği zaman bir makine yapım evine çırak olarak girdi. Geçimini sağlayabilmek için ayrıca akşamları da ikişer saat bir kuyumcunun yanında çalışıyordu. Makineler hakkındaki bilgisini genişlettikten sonra çiftlik işlerine de faydası dokunacak makineler yapmayı aklına koydu, çalışmalarını bu yolda ilerletti. Daha sonra Detroit'e gitti, Edison şirketine makinist olarak girdi. Makineleri o kadar iyi biliyordu ki kısa zamanda baş mühendis mevkiine yükseldi. Bu arada hafif gövdeli arabaları çekecek bir makine yapmaya çalışıyordu. En sonunda benzinle çalışan hafif bir motor yapmayı başardı. Böylece yeni başlamış olan otomobil sanayinin gelişmesine yol açtı. Ford'un 2 silindirli 4 beygirlik motorlu arabası 1892'de tamamlandı. İcadının üzerinde uzun müddet çalıştıktan sonra bunun işe yarayabileceğini en sonunda herkese kabul ettirdi. Sonra hemen ikinci arabayı yapmak üzere çalışmaya koyuldu. 1899'da Detroit Otomobil Şirketi hesabına otomobil yapmaya başladı. Kendisi de bu şirketin baş mühendisiydi. Şirket siparişe göre otomobil yapmak istiyordu, Ford ise çok sayıda imalat yapma taraftarıydı. Otomobilleri ucuza mal edip ucuza satmak, böylece sürümden kazanmak fikrini ileri sürdü. Şirket bu fikre yanaşmayınca Ford şirketten ayrılmak zorunda kaldı. 1902'de Ford Motor Şirketi'ni kurdu. Şirket işe başlarken sermayesi 100 bin dolardı. Değişik modellerde otomobil rağbet görmüştü. 1926'da şirketin sermayesi 1 milyar dolara yükselmişti. Ford şirketi dünyanın en büyük motor şirketi haline geldi. Sadece otomobil yapmakla kalmıyorlar, çeşitli taşıtlar, bunların yedek parçalarını da yapıyorlardı. Artık bütün dünyada Ford adını duymayan kalmamıştı. Ford şirketi kuruluşundan bugüne kadar hiç kimseden borç almadığı gibi tahvil, bono satışları da yapmamıştı. Şirketin kurulduğu yıl 2 silindirli 8 beygirlik 1708 araba yapılmıştır. Ford yeni usullerle çalışmasına devam etti. Bu arada 1914'te işçilerin ücretlerini artırarak endüstri dünyasını hayretler içinde bıraktı. Öteki fabrikalarda işçiler günde 9 saat çalışıyorlar, buna karşılık Ford'da çalışanlardan yarı yarıya az ücret alıyorlardı. Ford ayrıca mallarına ucuz fiyat koymuştu fakat çok sayıda imalatla sürümden kazanıyordu. Böylece şirket kısa zamanda dünyanın büyük şirketleri arasına girdi. 1915'te 1 milyonuncu arabasını yaptı. 1926'da ise fabrika yılda 2 milyon araba yapabilecek hale gelmişti. 1928'de 15 milyonuncu araba üretildi. Makinelerin yanı sıra insanları da çok seven Henry Ford, sağlığında birçok hayır kurumları, hastaneler açmış, yanında çalışanlara birçok iş imkanları sağlamıştır. Ayrıca servetin önemli bir kısmını da Ford Vakfı'na aktarmıştır. Ford 1915'te devrin en tanınmış şahıslarını toplayıp bir gemiyle Avrupa'ya gitti. Bütün yolculuk masraflarını kendi üstüne almıştı. Niyeti 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önlemekti. Sulh yolculuğu maalesef iyi bir sonuç vermedi. Henry Ford 1918'de senatör olmak için adaylığını koyduysa da kazanamadı. 1945'e kadar işçilerin başından ayrılmadı. 1947'de 84 yaşında öldü.